En sevim Esmut'tan herkese merhabalar. Bugün kritik Merkez Bankası faiz kararı sonrası bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Alınan karar sonrası kısa vadeli piyasaya etkilerini ve bundan sonra bizi neler bekliyor onu konuşacağız. Hızlıca karardan bahsedelim. Tabii hepiniz görmüşsünüzdür. Merkez Bankası politika faizini yani haftalık bir hafta vadeli repo faizini %8,5'tan %15'e yükseltti. 6,5 puanlık bir faiz artışı oldu. Piyasa beklentileri bazı anketlerde medyan beklenti %20 idi. Bazı anketlerde medyan beklenti %25'ti. Sonuç olarak her beklentinin oldukça altında kalan en düşük tahminlerin gerçekleştiği bir faiz artışı gördük. Burada şimdi piyasa tabii ilk reaksiyona baktığımızda piyasa bu faiz artışını biraz güvercin algılamış gibi görünüyor. Karar metninde de sıkılaşma döngüsünün başladığına dair bir mesaj var. Sadeleştirme mesajları var. Neredeyse tamamen yenilenmiş bir karar metni var. Siz bu kararı nasıl değerlendirirsiniz ve toplantı metninden, karar metninden neler çıkardınız Ahmet Bey? Evet, Sadullah senin de dediğin gibi yılın en kritik toplantısıyla beraber Merkez Bankası bence yeni bir süreç, yeni bir döngüyü başlatmış oldu. Uzun zamandır oldukça gevşek politikalarla, işte yeni mali, yeni ekonomi politikalarıyla beraber süreç devam ettiriliyordu ama tabii ki o politikalar sonucunda enflasyonda istenilen zaten düşüş gerçekleşmediği gibi diğer hedeflemelere de ulaşılamadığını gördük. Merkez Bankası tabii kararı genel piyasada çok farklı beklentiler vardı. Yani tabii bu beklentileri saptamak çok kolay değil çünkü tabii, bir yönlendirme yok. Evet. Aynen öyle. Yani süreç içerisinde çok sert artırımlar mı olacaktı, yumuşak geçişler mi olacak vesaire birçok farklı nokta üzerinde hep durduk, tartıştık. Gördüğümüz kadarıyla da yumuşak bir geçiş ve süreci genel olarak dengeli tutmaya yönelik bir adım atıldı diye düşünüyorum. 15 seviyesine çekilmesi şahsen hani beklenti setine baktığımız zaman en düşük beklentiye eşdeğer. Ama tabii ki sıkı duruşun devamına bir vurgu var. Son derece sade, yalın ve kısa bir metin çok kısa tercih bir metin, edilmiş. Evet. Ki bundan sonraki süreçte orada da zaten sadeleşmeye vesaireye özellikle önem verildiğini görüyoruz metinde. Metin de çok sadeydi. Evet, yani bundan sonraki sürece dair de sade kalmaya devam edeceğiz anlaşılan. Tabii burada sıkı duruşun devamı yani ya burada aslında biraz daha ben en azından metin tarafına sert beklentilerin net yönlendirilebileceği doğrultuda sert ifadeler gelmesini beklerdim. Belki sürece dair bazı biraz daha atıflar yapılabilirdi o anlamda. İşin aslı tabii genel olarak işte artık bundan sonra bu politikaların destekleneceği ama bir taraftan da ekonomik koşulların gözetlenerek hareket edileceğini vurgu var. Çok da büyümekten sanki feragat da etmek istemiyorlar evet, gibi. Evet, istenilmiyormuş. Yani böyle bir orta yol bulmaya yönelik gibi. Evet. Tabii Mayıs ayında gelen enflasyon seviyesinin dip olarak görüldüğü gibi geldi bana açıklamalardan da. Çünkü enflasyonun yukarı yönlü eğiliminin korunduğu vurgusu yapıldı. Daha sonra özellikle yürütülen politikalara yönelik biraz eleştiri olarak algılayabileceğimiz de bazı satır başları vardı yine metin içerisinde. Ya ben bundan sonraki süreçte bence 3 nokta oldukça önemli. Birincisi her toplantı biz faiz artışını genel piyasa gidişatına ya da dengesine göre göreceğiz. Tabii çok emin olmamakla beraber ben bu ölçünün artırılarak devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bugün çok doz yukarıda bir faiz artışıyla karşımıza çıkmasa da Merkez Bankası genel gidişattaki konjonktürel şartların oluşumuna göre ön alması gereken tedbirler açısından belki mali politikalarda da bazı adımlar atılacak ama faiz cephesinde bu artış süreci devam edecektir. Ama işte bir sonraki toplantıda daha fazla artıracak mıdır? Artırabilir diyorum. 6,5'tan yani. Daha fazla 650 bas puan. Daha fazla artırabilir diyorum. Hani bir miktar piyasa kendi içerisinde reaksiyonel tepkilerini verecek ve dengede tutacaktır da diye düşünüyorum. Evet. Şimdi zaten kur tarafına baktığımızda, borsaya baktığımızda piyasanın bir miktar oldu. Tabii yani alınan bu atılan adımı tam yeterli bulmadığını görüyoruz. Yani normal şartlarda ben borsada bu kadar sert alış gelmesini beklemezdim. Evet. Bugün karar sonrası. Ben yani 15 puanın çıkarılmasından ziyade metnin biraz daha
güvercin bulunduğu kanaatindeyim. Yani beklentiden daha düşük bir orada sertlik var. Tonda da zaten bir çok fazla bir sertlik olmadığını düşünüyorum. Ahmet Bey, şunu da eklemek lazım. %5 hedefi devam ediyor. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın yönetimli diyelim kurulu en çok eleştirilen konulardan birisi de çok uzun zaman boyunca enflasyon hedeflemesini değiştirmemesiydi. Ama o şey zaten %5 bizim ekonomik çerçevedeki her dönem. Orta vadeli programda. Yani hep biraz daha orada da gerçekçi rakamlara dönülebilirdi diye düşünüyorum ben. En azından 12 ay vadeli enflasyon beklentisi verilebilirdi. Uzun vadeli. Ya mesela örnek veriyorum, hani Fed'in bile enflasyon beklentilerine yukarı yönlü revizyonlar görüyoruz biz toplantılarda baktığımızda. Bizde de olması özellikle %80'den her ne kadar %40'a inse bile enflasyon hala riskler yukarı yönlüken enflasyon hedeflemesiniz de %5'te olması. Biraz da çok da hani dediğiniz gibi güvercin kalınmış bazı şeylerden diğer taraftan kırıp dökmeden yapılmış bir karar gibi geldi bana da açıkçası. Evet, yani aşağı yukarı piyasanın da paydası da ortak gibi geliyor. Tabii burada dediğim gibi bir defa iletişimi güçlü tutması lazım Merkez Bankası'nın. O konuda tam bilemiyorum, yani özellikle yeni başkanın senle de yayın öncesi konuştuk, hani kameraların karşısına geçmesi belki biraz daha güven artırıcı bir nokta olabilirdi. Dönülebilirdi o zaman. İzlenilen politikalar, yürütülen politikalar, mali taraftaki, mali politikalardaki genel gelişmeler, özellikle bankacılık tarafındaki atılacak adımlar, yani bunlar hep şu anda biraz böyle dedikodu havasında piyasada konuşuluyor. Evet. Ya bunlarda daha ciddi açıklıklar getirilmesi lazım. Evet. Bir sonraki toplantı için de öyle olacak sanki Ahmet Bey. Yani bir sonraki toplantıda faiz tahminleri yine çok belirgin olmayacak gibi görünüyor. Çünkü nereye gideceklerini yine piyasa bilmediği için. Yok. Sizin dediğiniz gibi daha da yukarı da gidebilir, daha düşük de bir şey yapabilir, faiz artışı yapabilir. Yani o belirsizlik sanki hala kalkmadı gibi aslında. Yani şimdi niyet okumaya çalışıyoruz. Biraz piyasa da buna çalışıyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla zaten bir kamu bankalarında dolar alışı yapıldı. Sabahtan itibaren haberleri yansımaya başlamıştı. Gelecek kararın hafif meyilli, yani çok sert olmayacağını daha o sıralarda yavaş yavaş tahmin etmeye başlamıştık. Evet. Nitekim öyle oldu. Bugün kurda gelinen nokta şu an itibariyle işte 24 seviyeden üzeri. Evet. Şimdi ya şunu baz alıyorum. Zannedersem ekonomi yönetimi 24-25 bandında kurun stabil kalmasını şimdilik razı. Yani buna razı. Tabii burada bundaki temel hedefin belki bir rekabetçi kur mantığıyla bu şekilde kurgulandığını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır biliyorsun kur baskılanıyordu ve özellikle ihracat tarafında şirketlerde ciddi anlamda burada yani bilançolarını yönetememe ya da işte finansal yapılarını yönetememe gibi sıkıntılar yaşıyordu. Belki burada bir 25 seviyelerinde bir dengelenme öngörüldü. Yani bu hedeflenmiş olabilir. Dediğim gibi aşamalı, gerektiğinde ölçüsü artacak bir faiz artış süreci, işte sıkılaşma politikaları nihayetinde devreye girmiş oldu. Artık bu elimizde bir koz olarak duracak. Evet. Yani burada ben işin aslı kurdaki genel fiyat hareketlerinin işte kontrolden çıkması ya da çıkmaması noktasında biraz daha bu faiz tarafına politikanın belirleyeceğini düşünüyorum. İş talep bir şekilde zaten baskılanacak. Evet. Yani temel hedeflerden bir tanesi o olacaktır. Ama bir taraftan da işte özellikle şirketler tarafında kredileri çok kısmak da istemiyorlar. Yani bunu da anlıyoruz. Yani senin de az önce ifade ettiğin gibi biraz işte enflasyona mücadele, biraz da büyümeye kısmi dengede tutacak böyle orta bir yol bulunmuş ya da bulunmaya çalışıyor gibi bir hava var. Bu arada şu kur tarafına ben şunu eklemek istiyorum. Mehmet Şimşek bir 15-20 dakika önce bir tweet attı. Hazine ve Maliye Bakanı. Kur tarafını serbest kambiyo rejimi vurgusu yapmış tweetlerinde. İki defa bundan bahsediyor. O tarafta verilen o mesaj açıkçası bana kurda biraz daha yukarı yönlü bir gevşeme olabileceği izlenimi yarattı diyebilirim kur tarafı için. Deyip isterseniz Borsa İstanbul etkilerini konuşup bitirelim. Tepkiyi görüyoruz. %4'e yakın bir yükseliş var. BIST %3.6 yukarıda. Kur %4.1 yukarıda şu anda. Piyasa şu anda ilk tepki bankacılık endeksi hariç tabii ki açıklama karar beklentilerinin altında kalınca CDS'ler %7'ye yakın yukarıda şu anda. Tabii bu da bankacılık endeksini negatif etkiliyor. Ancak piyasa enflasyonu fiyatlıyor diyebiliriz sanki. Yeteri kadar
küçülme, ekonomik sıkılaşma olmayacak fiyatlamalar izliyoruz. Siz neler söylersiniz? Evet, aynen katılıyorum. Şu anda zaten piyasa kararı 5200 gibi kritik diyebileceğimiz bir seviyede karşıladı. İlk etapta daha sert bir hamle gelseydi ben işin aslında 5000'in altı seviyelere doğru bir sarkma olabileceğini düşünüyordum. Evet. Ancak ki gelen karar sonrasındaki işte metnin ortaya çıkmasından sonra özellikle borsada alımların hızlandığını gördük. Burada artık kısa vadede 5200'ler diyebileceğimiz ortalama olarak konuşuyorum bunları. Önemli destek seviyesi evet, olarak herhalde güçlenmiş oldu. Evet. Tabii yukarı tepkiler yani yukarı yönlü tepkiler evet güçlü de olabilir. Yani şu anda biraz daha hacmi de bunun yansıttığını görüyoruz ama burada özellikle 5500-5700 yani bu seviyelerin aşılacağı şu anda bir konjektür bence yok. Hı hı. Yani bankacılık tarafı da eğer bir şekilde harekete katılacak olursa belki biraz daha güçlü gidebilir. Yarın toplantı var biliyorsunuz. Evet yani o toplantıyı da beklemek lazım. Az önce de ifade ettim yani bankacılık tarafıyla alakalı regülasyonların gevşetilmesine yönelik beklentiler var. Tabii şu anda faiz artış süreci özellikle tahvil pozisyonları açısından bankacılık sektörünün aleyhinde bir durum söz konusu da oluyor. Yani burada siz zaten raporlarda paylaşıyorsunuz avantajlı görünen ya da iddialı olabilecek işte kağıtları, sektörleri. Biraz daha belki borsa tarafına seçici olarak yatırımcılar davranabilirler. Burada özellikle ihracatçı pozisyonda olan çünkü bugün öne çıkanlarda tabii kurun adil seviyesi eğer 25 seviyeleri ise bu seviyelerde biraz daha rekabetçi bir ortam oluşacaksa ve küresel tarafta talebin tekrar artacağını varsayarsak yani en olumlu senaryoda yılın geri kalanında özellikle bu tür firmalarda ciddi anlamda bir artı performans görülecektir diye düşünüyorum. Ya sonuç itibariyle 5200 seviyelerinde pozisyonlanmak şu an için mantıklı görünüyor olası geri çekilmelerde. Ama dediğim gibi daha ileri vadeyi, daha uzun vadeli portföy oluşturma açısından biraz daha politikaların bence netleşmesi gerekiyor. Yani bu biraz bahsettiğim kısa vadedeki genel fiyat hareketleri ve buradan sağlanacak avantajlar üzerine siz söylüyorum. Bant hareketleri devam eder diyorsunuz. Bant hareketleri devam eder evet. Düşüncem o yönde. Evet bankalar için de yarınki toplantı önemli tabii. Daha sonrasında önümüzdeki hafta sadece 1,5 gün açık olacağız. Dolayısıyla çok iştahlı olunmayabilir. Biraz daha asıl gerçek fiyatlamalar bayramdan sonrasına kalacak gibi diyebiliriz. Bugünkü kararın ardından deyip bitirelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese şimdiden iyi bayramlar, bol kazançlar dilerim, iyi tatiller. İyi bayramlar, iyi tatiller.